Ben farklı bir gündemle bugün konuşacağım. Aslında hepimizin çok yakından merak ettiği, takip ettiği bir gündemle ilgili hem bir bilgilendirme yapmak istiyorum hem de gizlenen bazı gerçekleri ortaya koymak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde malumunuz Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey ile beraber yargılandığımız davada karar çıktı. Mahkeme karar verdi. Ve bu kararla ilgili herkes merak ediyor. Ne oluyor? Bu karar nedir? Nasıl bu karar çıktı? Veya kararın içeriği nedir? Değerli arkadaşlar, 2014 yılından bu tarafa bu dava devam ediyor. 5 yıldır çözülemeyen bir dava. Demek ki çok zor bir dava, çok karışık bir dava ki 5 yıldır uğraş veriliyor. Mahkeme 5 yıllık mücadelenin, uğraşın sonunda nihayet bir karara vardı. Ben bu zor konuyu, yargılama konusunu, mahkeme 5 yılda niçin bu kadar zorlandı, 5 yıl sonunda böyle bir kararı vermek için 5 yıl bekledi. Konudan biraz önce müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir doktor Profesör Doktor Haydar Baş Bey'den, genel başkanımızdan borç alarak, sermayesini ondan alarak ticaret yapıyor. 4 yıl sürüyor bu ticaret ve 4 yıl boyunca da çok büyük paralar kazanıyor. Tabii borç alırken aldığı borca karşılık da genel başkanımıza senetler veriyor. Borca karşılık 2011 yılında senetler veriyor. Para kazanırken çok güzel, bu parayı kullanırken çok güzel. Tabii senetlerin vadesi var. Vadesi geldiğinde kısmen ödemeler yapıyor. Ama borcun çok az bir kısmını ödüyor. Genel başkanımız diyor senin borcun daha çok. Hani senetleri belli. 2 tane senedi ödedin. Halbuki arkada 8 tane daha senet var ödemen gereken. Diyor ki o arkadaş benim başka bir varlığım yok. Ancak bu kadar ödeyebilirim. Bunun üzerine genel başkanımız o senetleri avukatları vasıtasıyla icraya koyuyor. Ve resmi yolla, icra yoluyla tahsilat sürecini başlatıyor. İcra emri o doktorun evine gidiyor, tebligatı kabul ediyor, bir itirazı yok. Daha sonra evine hacze gidiliyor. İcra memuru, icra müdürü evinde haciz işlemi tatbik ediyor. Haciz yaparken bu usul gereğidir, avukatlar, hukukçular bunu çok iyi bilir. Hacze geliş nedeni anlatılır borçluya. Diyor ki işte şu tarihli alacaklısının Haydar Baş olduğu senetler var. Bu senetler nedeniyle icra takibi yapıldı. Borçlusun, evine hacze geldik, bir itirazın var mı diye soruyor icra müdürü. Evet diyor, biliyorum, herhangi bir itirazım yok, borcu kabul ediyorum diyor doktor. Ve bu haciz tutanağına da geçiyor. Daha sonra tabii doktorun bu rahatlığı nereden geliyor biz de daha sonra görüyoruz. Sorgu yapılıyor, bankada hiç parası yok, üzerine kayıtlı araç yok, üzerine kayıtlı gayrimenkul yok. Yani hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla benden tahsil edemezler diye düşündüğü için çok rahat. Bir daha pasif sorgusu yapılınca çok kıymetli gayrimenkulleri bu senetleri genel başkanımıza verdikten sonra 19 yaşında tıp fakültesinde okuyan kızına devrettiği tespit ediliyor. Kaçırmış yani malları. Onun için benden nasılsa tahsil edemezler diye bakıyor. Ve bu devirlerin gerçek satış olmadığı, alacaklıdan mal kaçırmak maksadıyla yapıldığı iddiasıyla genel başkanımızın avukatları o doktora karşı dava açıyorlar, hukuk davası açıyorlar. Doktordan yine bir itiraz yok. İlk duruşma geliyor. İlk duruşmada mahkeme hakimi bu satışın gerçek olmadığı,
Alacaklı'dan mal kaçırmak maksadıyla yapıldığı gerekçesiyle tedbir koyuyor o gayrimenkullere. İşte o tarihten sonra bu adam kalkıyor, 8,5 ay sonra, yani icraya konulduktan aylarca sonra kalkıyor, diyor ki benim aslında Profesör Aydarbaş'a hiç borcum yoktu. Bu senetler benden zorla alındı diye savcılığa şikayette bulunuyor. E peki nasıl zorla alındı? Avukat Lütfullah Önder benden bu senetleri zorla aldı. Profesör Aydarbaş da Lütfullah Önder'i bu senetleri benden zorla alması için azmettirdi. Bu iddiayla şikayette bulunuyor. Yine hukukçular çok iyi bilir, aslında ticaretin içinde olan herkes çok iyi bilir. Bu borçtan kurtulmak isteyen borçluların, kötü niyetli borçluların başvurdukları yollardan bir tanesi. Yani kaçacak bir yer kalmadığı zaman ya bu senetler benden zorla alındı iddiasında bulunur. İşte bu da bu iddiada bulunuyor. Ama şimdi bunu yapanlar bile bu iddiayı hemen yaparlar. 8 ay beklemezler. Şimdi 8 ay sonra bu şikayeti yapınca savcılık Profesör Aydarbaş'tan ifade alma gereğini bile duymadan, yani soruşturma açmadan diyor ki bu kurgudur. Hayatın olağan akışına uygun değildir. Eğer senden zorla senet alındıysa hemen mahkemeye koşman lazım, karakola koşman lazım. Alacaklı birçok hukuki işlemi yaparken ses çıkarmayıp aylarca sonra kaçırdığın mallar tespit edilip tedbir konulduktan sonra başvuruyorsun. Ben hiç şikayet ettiğin insanları bile dinlememe, onların ifadesini almama gerek yok. Burada soruşturmayı gerektirecek şüphe dahi yoktur diyerek takipsizlik kararı veriyor. Burada bir parantez açayım değerli arkadaşlar. Bir şikayet üzerine savcılıklar suç fiilini oluşturan şüpheli bir durum varsa soruşturma açarlar. Bu şüphe mahkumiyet ihtimalinin %51 olması, yani yeterli şüphe boyutuna ulaşırsa dava açarlar. Şüpheden uzak bu suçun işlendiği kesin delillerle ispatlanırsa mahkeme mahkumiyet hükmü kurar. Şimdi savcılık ilk şikayette soruşturmayı açacak şüphe dahi yoktur diyor bu olayda. Ve dosyayı kapatıyor. Ve ne oluyorsa o tarihten sonra, o karardan sonra oluyor. Bir sulh ceza hakimi ayarlanıyor. Sulh ceza hakimi kararıyla dava açılmasına karar veriliyor. Ve dava açılıyor. Arkadaşlar 5 yıldır uğraşıyoruz bununla. Dava açılıyor. Mahkeme başkanı heyet. Tabii karşı taraf, benden zorla senet alındı diye iddia eden taraf 2 tane şahit gösteriyor. Kendi çalışanlarını şahit gösteriyor. Mahkemede çağrılıyor bu şahitler. Şikayetçinin personeli. Diyorlar ki şikayetçi taraf, benden Lütfullah Önder bu senetleri zorla alırken şu 2 personelim benim yanımdaydı, onlar da şahidimdir diyor. Mahkeme o şahitleri 2. duruşmada dinliyor. Şahitler diyor ki hayır, zorla senet alma gibi bir olay olmadı. Biz böyle bir borcun alındığını biliyoruz. Bu senetlerin 2011 yılında borca karşılık verildiğini de biliyoruz. Birisi muhasebecisi, diğeri onun yardımcısı. Bu şikayetçi diyor doğruyu konuşmuyor diyor, ifade veriyorlar gelip mahkemede. Ve aslında bu bahsettiğim olay 2017 Şubat'ında değerli arkadaşlar. Şubat ayında mahkeme sona erecek. Niye? Çünkü şikayetin kendisi hayatın olan akışına ters. Hiçbir delil yok. Tam tersine şahit olarak gösterdiği kişiler onun doğru konuşmadığını söylüyor. Böyle bir şey olmadı diyor. Ve mahkeme başkanı da aynı şeyi yapmaya kararlı. Diyor ki önümüzdeki duruşmada karar vereceğim. Tamam, başka bir şey araştırmama gerek yok. Biz tabii 2017 Mayıs'ında yapılacak bu duruşma. Mayıs'ta karar verilecek, bitecek diye bekliyoruz. Mayıs ayında gittik duruşmaya. Dediler ki mahkeme başkanı duruşmaya çıkmayacak. Neden? Morali çok bozuk, kendini iyi hissetmiyor. Bu duruşmaya çıkmak istemiyor. Tabii çok anlamlı gelmese de yapacak bir şey yok. Mahkeme başkanı çıkmadı. O duruşmaya mahkeme başkanı çıkmadı ve karar verilmedi.
Ondan sonra başka bir başkan görevlendirildi, geldi. Üçüncü duruşmada değerli arkadaşlar karar çıkacakken ondan sonra 14 tane daha duruşma yaptık. Ve 17. duruşmada geçtiğimiz bu hafta içi karar verildi. Ve bu 17 duruşmada, yani ilk 3 duruşmayı yapan heyet gitti. Ondan sonra başkan değişmiyor. Her duruşmaya farklı bir heyetle çıkıyoruz. Üyeler değişiyor. Şimdi aleyhimize karar verdirtmek istiyorlar. Geliyor üye, dosyaya bakıyor, diyor ben buna imza atarsam yarın başım belaya girecek. Ben buna imza atmak istemiyorum diyor. İyi o zaman sen git, sen gel. Bir sonraki duruşmaya gidiyoruz, başka üye. Bir sonraki duruşmaya gidiyoruz, başka üye. 14 duruşmanın son 3 duruşması hariç her duruşmaya ayrı üyelerle çıktık. Ve son 3 duruşmaya 2 tane genç, yeni göreve başlamış üye başladı başkanın yanında. Dedik herhalde aranan heyet bulundu, bu heyette karara çıkacaklar. 3 duruşma geçti, 3 duruşmada tabii biz yine savunmalarımızı yapıyoruz. O yeni gelen genç üyeler de baktılar ki ya bu burada aleyhe karar vermek mümkün değil. Burada aleyhe karar vermek suç işlemekle eşdeğer. Bunun üzerine son duruşmada genç üyelerden bir tanesi karşı oy kullandı. Diğer genç üye duruşmaya çıkmadı. İlk kez gelen başka bir üyenin aleyhimize oyuyla 2-1 oyla karar çıktı. Genel başkanımıza ve bana 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiler. Ama asıl iddialarından, yani zorla senet alındığı iddiasından da beraat kararı verdiler. Şimdi değerli arkadaşlar, bu o kadar garip bir şey ki bu karar. Karşı taraf iddiasında bizden bu senetler zorla alındı diyor. Bu iddiayla şikayetçi oluyor. Savcı iddianameyi düzenlerken bu senetler bizden zorla alındı, bu senetler müştekilerden zorla alındı diyerek şikayetçi oluyor, iddiada bulunuyor. Yargılama bunun üzerine yürüyor. Mahkeme diyor ki bu senetler zorla alınmadı ama bu senetler çalınmış ya da kaybolmuş senetleri bulmuş olabilirsiniz. Bu nedenle sizi mahkum ediyorum. Şimdi hukukçular, hukukçu olmaya da gerek yok, bunu herkes bilir. Ceza yargılaması iddianamedeki fiil hakkında ve fail hakkında olur. Bu şuna benzer. Ahmet beni dövdü diye siz gidip şikayetçi oluyorsunuz. Ahmet'e dava açılıyor. Ahmet yargılanıyor. Yargılamanın sonunda evinde oturan Mehmet'e diyorlar ki işte falancayı döven Ahmet değil sensin, seni mahkum ediyorum. Bu neyse, yani yargılanan kişiye değil de başka bir kişiye mahkumiyet hükmü kurmak neyse, yargılanan fiil hakkında değil de başka bir iddia ileri sürerek mahkumiyet hükmü kurmak aynı. Şimdi bu kararı hukukla izah etmek mümkün mü? Bu karar hukuki değil. Bu karar tamamen siyasi bir karar. Ama ben baştan şunu ifade edeyim. Hiçbir siyasi karar uzun ömürlü olmamıştır. Yakın tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Siyasi kararlar er ya da geç yok olmaya, ortadan kalkmaya mahkumdur. Bu kararları verenler, bu kararların verilmesi için kumpanyalar kuranlar, çalışmalar yapanlar, hakimlerle, yer değişikliğiyle oynayanlar, bütün bu tuzakları, kumpasları kuranlarsa, yakın tarihimiz yine bunun örnekleriyle doludur. Onlar suç işlemişlerdir, onlar hesap verirler, onlar bu suçların cezalarını çekerler. Onun için netice itibariyle Profesör Doktor Haydar Baş aklanacaktır. İstinaf yolu açık, istinaftan bu karar bozulacaktır. Yanlış hesap her zaman dönmüştür. Ve bütün bu tuzakları kuranlarsa yaptıkları yanlışın hesabını vereceklerdir. Ben yine buradan bütün bu tuzakları kuranlara sesleniyorum. Profesör Doktor Haydar Baş demir leblebiye benzer. Baktığınız zaman dersiniz ki ya bu leblebi yutayım bunu dersiniz. Arkasında bir güç yok. Kim arkasında duracak? Türkiye için, bizim için
bir tehdittir. Bizim Türkiye ile ilgili planlarımız var, hesaplarımız var dersiniz. Yutmaya kalkarsınız. Ama öylesine midenize oturur ki böyle bir girişimde bulunduğunuza bin pişman olursunuz. Pişman olacaksınız. Ve yine onlara şunu hatırlatıyorum. Ne demek istediğimi iyi anlamak istiyor musunuz? Fethullah Gülen'e ve Fethullah Gülen'in talimatıyla Türkiye'de iş yapan FETÖ'cülere bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakınız değerli arkadaşlar. Fethullah Gülen hareketi Türkiye'de bundan 5 sene öncesine kadar devlet oydu. Medya elindeydi, yargı elindeydi, darbe yapmaya teşebbüs edecek kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne varıncaya kadar devletin kurumları, kadrolarının elinde olduğunu düşünüyordu, öyle görülüyordu. Ve istediği herkese tuzak kuruyordu, kumpas kuruyordu. Türkiye'de bunlar Genelkurmay Başkanı'nı dahi terör örgütüdür dediler. Terör örgütü lideridir dediler. Bundan mahkum ettiler. Ve bu cezasını kesinleştirdiler. Çok uzak değil, yakın tarihte yaşadık bunu. Ve onunla ilk mücadeleye başlayan 1997 yılında Fethullah Gülen hareketi dinler arası diyalog çalışmaları başlattığı zaman bayrak açıp siz bu milletin inancıyla oynuyorsunuz. Siz bu milletin milli ve manevi değerleriyle oynuyorsunuz diyerek karşı çıkan ve onları milli ve dini bütünlüğümüz için bir tehdittir diyerek hiçbir şeyden çekinmeden her platformda onların ipliğini pazara çıkaran tek insan vardı. O da Profesör Doktor Haydar Baş'tı. Herkes Fethullah Gülen ve hareketine selam duruyordu. Kimisi bizzat onun talimatıyla hareket ediyor. Kimisi ise aman onları karşımıza almayalım. Onlar çok güçlü. Onların karşısında duramayız diyordu. İşte böyle bir ortamda Profesör Haydar Baş hiçbir hesap yapmadan, hiç arkasına benim arkamdan gelen var mı diye dönüp bakmadan hakkı, hakikati anlattı. Fethullah Gülen'in SİHA bağlantılarını anlattı. Vatikan projesinde nasıl yer aldığını anlattı. Bu millet için nasıl bir tehdit olduğunu bütün siyasilere, bütün ilim adamlarına, kanaat önderlerine, heyetler oluşturdu, anlattı. Tabii o bunu anlatırken Türkiye'de herkese tuzak kuran Fethullah Gülen ekibi Profesör Haydar Baş'a tuzaklar kurmadı mı? Kurdu. Balyoz soruşturmasına onu dahil etmek istediler. Olmadı. Ergenekon kumpasına dahil etmek istediler. Soruşturma dosyalarında yüzlerce sayfa Profesör Doktor Haydar Baş'la ilgili bilgilere yer verdiler. Olmadı. En son FETÖ'cü bir avukat, daha sonra FETÖ'den ihraç edilmiş bir avukatın şikayetiyle Profesör Haydar Baş'ın çocuklarının annesini araştırdılar. Ben hukukçu olarak hukuk tarihi dersinde de böyle bir olay görmedim. Hazreti Adem'den günümüze böyle bir dava örneği yoktur. Hani babalık davalarını hepimiz biliyoruz ama çocuğun itirazı yok, annenin itirazı yok. FETÖ'cü avukat gidip dilekçe veriyor. Bu çocuklarının annesi araştırılsın diyor. Bundan davalar açıldı. En son Fethullah Gülen'in kendisi bizzat Profesör Doktor Haydar Baş'a en güçlü oldukları dönemde 2013 yılı başlarında hem tazminat davası açtı hem ceza davası açtı. Doğru, çok yorulduk. Ama onların o davaları açmaları Profesör Doktor Haydar Baş'ın yürüyüşüne, doğruları söylemesine engel olmadı. Ve netice itibariyle o davaların hepsini Profesör Doktor Haydar Baş kazandı. Hem de o dönemde değerli arkadaşlar 12 bin hakim savcı vardı. Bunun 6 bin tanesi FETÖ'den daha sonra ihraç edildi. Geri kalan hakimlerin de FETÖ'ye şirin gözükerek büyük şehirlerde kalmaya çalıştığı bir dönemde biz bu davaları kazandık. Şimdi soruyorlar ya bu Profesör Doktor Haydar Baş bu gücü nereden alıyor? Böyle bir dönemde davaları kazanıyor, meydan okuyor, doğru bildiğini sonuna kadar anlatıyor. Hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmiyor.
Değerli arkadaşlar, ben Profesör Doktor Haydarbaşı 25 yıldır tanıyorum. O hiç kimseye minnet etmez. Hiç kimseden gelecek yardıma göre hareket etmez. Hiç kimseden emir almaz. Hiç kimseye hesap verme duygusuyla hareket etmez. Tek istisnası var bunun. Sadece ve sadece Allah'a hesap verme duygusuyla hareket eder. Ve doğru sırtını yasladığı sağlam bir yer var. Gücünü aldığı sağlam bir yer var. Gücünü aldığı sağlam yer Cenab-ı Hak'tır. Allah'tır. Ve buradan şunu ifade edeyim. Bizler inanan insanlarız. Beş vakit namaz kılan insanlarız. Ve her namazımızda defalarca Allahu Ekber deriz. Allah'ın en büyük olduğuna, Allah'ın en güçlü olduğuna ve Allah'a sırtını dayamanın, dayayan insanın da bu anlamda en güçlü olduğuna inanan ve bunu yaşayan insanlarız. Onun için netice itibariyle şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, siz 3 yıl boyunca onlarca üyeyi onu götürüyorsunuz, bunu getiriyorsunuz, onu gönderiyorsunuz, şunu getiriyorsunuz. Netice itibariyle gencecik bir üyeye dahi gücünüz buna rağmen yetmeyebiliyor. Onun için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar Profesör Doktor Haydarbaşı engellemeye, siyasi yasak getirerek onu siyasetin dışına itmeye çalışırsanız çalışın, muvaffak olamayacaksınız. Başarılı olamayacaksınız. Çünkü o çok sağlam bir yerden güç alıyor. O sırtını çok sağlam bir yere dayamış. Onu yıkamazsınız. O gücünü Allah'tan alıyor. Sırtını Cenab-ı Hakk'a dayadı. Onu yıkamazsınız ve Cenab-ı Hak kaderi tecelli ettirecek ve nasıl ki Fethullah Gülen 5 sene önce Türkiye'de istediğini yapacak insan gibi görürken ona sırtını dayayanlar çok sağlam bir yere sırtını yasladığını zannederken bugün soluğu Amerika'da, dışarıdaki ülkelerde ya da cezaevlerinde almışlarsa çok yanlış bir yere bulaştınız. Çok yakında hepimiz göreceğiz. Kaybeden Profesör Doktor Haydarbaş'ta uğraşanlar olacak. O dimdik ayakta kalacak diyorum. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum.